Kolay serbest bırakıyor. Telefon hattımızda bir kadın varmış. Murat'ı tanıyan kişi olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, merhabalar. Merhabalar. Siz Murat'ı tanıyor musunuz? Murat, evet, Murat'ın yakın, yani ortak arkadaşlarımdanım. Çok yakın arkadaşıyım. Çok yakın arkadaşısınız Murat'ın. Evet, yani grup arkadaşlarımdanım. Tanıyor musun? Evet, ablası. Tanıyorum. Ablasıymışsın. Şu anda kızımız öyle söylüyor. Murat'ın ablası mısınız? Hayır, ablası değilim, arkadaşıyım. Yüzünü göster. Yani. Öz ablası. Öz ablası. Eğer hayır, öz ablası değilim. Ben sadece anlatmak istediklerimi anlatabilir miyim? Müdahale olmasın lütfen. Yüzünü dönme. Bir dakika, ne biliyorsunuz? Buyurun, olayla ilgili. Olayla ilgili ne biliyorsunuz? Biz Murat'la oturup arkadaşça konuştuğumuz zaman Murat bana şey anlattı. Dedi ki bir tane dedi konuştuğum biri var dedi, ama dedi yaşı küçük dedi, olmayacak dedi. Biz de dedik ki yaşı küçükse dedik, yaşının dolmasını bekleyin birbirinizi seviyorsanız dedik. Ondan sonra dedi ki çok ısrar ediyor, çok ağlıyor, kendini öldüreceğini söylüyor dedi. Dedik ki hani böyle bir şey olmaz dedik hani. Bunları sizlere anladığım kadarıyla sizin kardeşiniz. Ne zaman bunları sizle paylaştı peki, bu kadar yakın biliyorsanız? Yani yakın biliyoruz, ortam ya, arkadaş ortamındayız, biliyoruz sonuçta, yani anlatıyorlar yani. Genç kızımız da neyse, peki çok yakın, yani kimliğinizi saklamak istiyorsunuz, bunu da saygıyla karşılarım, ama bunları size ne zaman söyledi Murat Ocak? Yani yaklaşık bir 6 ay falan. Söyle, lütfen genç kızımızın daha 16 yaşında ismini söylemeyin, olur mu? Siz de bir kadınsınız. Dolayısıyla hı hı. Kadınlarımızı korumamız gerekiyor. Yani, çünkü peki, eğer tamam. Murat'ı tanıdığınızı söylüyorsunuz. Anladığım kadarıyla evet. Çok yakınısınız. Şiddet uygulamış, dövmüş bir genç kızdan bahsediyoruz. Ne olursa olsun genç kızımız diyelim ki ona bir şekilde baskı yaptı vesaire. Peki dinleyeyim sizi, sonra ne biliyorsunuz? Yani genç kızımız mı Murat'la beraber olmak için baskı yapmış? Evet, Murat'la beraber olmak için baskı yapmış. Hatta annesinin ailesini arayıp da söylediğine göre kız intiharda falan bulunulmuş. Ellerinde raporları da varmış hatta. Elimizde raporumuz da var demiş. İntihar etti demiş. Kendini öldürecek gibi kandırmaya çalışmışlar Murat'ı. Var mı öyle bir şey? İntihar etmeye kalkıştı mı kızım? Hayır kesinlikle. Yok, bunu araştırılsın o zaman. Kızımla ilgili böyle bir şey var mı yok mu? Evet, araştırılmasını raporu, istiyorum. Raporu var diye intihar edildi ve ailemden şiddet görüyorum. Ben o evden ya gitmek anladım istiyorum da, diyormuş hanımefendi. Murat'a. Ben şunu anlamıyorum. Madem istemediği bir insanın evine insan kılık değiştirerek belinde silah, ertesi gün elinde bıçak, neden gider? Tamam, onu da ben size söyleyeyim. Ben benimle konuşmadı Murat birkaç gün içerisinde, ama bir yakın arkadaşıyla konuşmuş. Sürekli arayıp bu yanınızdaki şahıslar sürekli arayıp tehdit ediyorlarmış. Aile mi tehdit ediyormuş? Evet, bu yanınızdaki şahıs hanımefendi var ya, sürekli evet. arayıp tehdit ediyormuş. Murat çocuğu başka bir kızla beraber. Neyle tehdit ediyorlarmış? Kesinlikle. Murat başka bir kızla beraber sanırım. İşte sen benim kızımı bırakamazsın, benim kızım seni çok seviyor gibi tehditler ediyormuş. O zaman telefon kayıtları ortaya çıksın. Savcılıktan istenirsin. Evet, çıksın, sorun değil. Ben yani çok yani biz yalan yani yalan konuşulacak bir durum yok. Hanımefendi ben şunu hala anlamadım. Şimdi diyorsunuz ki işte intihar edip yakın işte çok tanıdığım, yakından tanıdığım Murat Ocağı tehdit eden, işte intihar edip onunla evlenmek isteyen biri var. Madem böyle biri var, tehdit ediyor ve bundan çekiniyor. Genç kızımız da 15-16 yaşında, insan kılık değiştirerek. Bak, kılık değiştiriyor. Çünkü bununla ilgili emniyet de oraya gidiyor. Kılık değiştirerek gidip hem genç kızımızla hem de annesiyle boğuşup ben bu kızı alacağım, bana vermezseniz kaçıracağım, senin de kelleni alacağım diye insan neden söyler? Peki bir şey sorabilir miyim? Bunu şahsen duydunuz mu? Yani bunu bu şekilde söylediğini şahsen duydunuz mu? Bir insan İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya niye gider? Hanımefendi. Tehdit ediyorlar. Hanımefendi, insan, ben şunu anlamama yardımcı olun. İnsan tehdit edildiği eve girip orada bir konuşmalara şahit olmadık diyelim. İnsan tehdit edildiği eve 3 defa gider mi? Belinde silahla, elinde bıçakla. Ya,
Ya benim bildiğime intihar. Göre kız arkadaşını da arayıp tehdit ediyorlarmış. Yani cebinde Murat 4 sayfa intihar mektubuyla o zaman neden evime geçti? Olamaz. Cebinde Murat 4 sayfalık intihar notu varmış Murat Ocağan. Öyle mi? Evet evet. İntihar notu varmış. Evet, 4 sayfalık intihar notu varmış. Onu emniyet evet onu anda. Emniyet aldı. Emniyet almış evet. 4 şahıs sayfalık. Kendisi beni arayarak bana söyledi ki ben senin yanına geleceğim. Ben seninle konuşmak istiyorum. Biz istemedik. Biz istemedikçe bu şahıs evi basıyor ve ifadesinde diyor ki benim kız arkadaşım var. Olsun. Kız arkadaşı olsun ki ben ondan kurtulayım. Ama bu şahıs neden bizim evi basıyor? Ve kız arkadaşı varsa benden ne istiyor? İsminizi peki, vermek istemiyorum şey ama siz onu öz ve öz ablasısınız. Neden arkadaşı evden kaçıp değilsiniz? Da İstanbul'da arkadaşının yanında kalmış söyleyebilir mi? Neden evden kaçıp da şiddet görüyorum ben ailemden deyip de arkadaşının yanında kalmış? Ben bunalıma girdim. Ben bunalıma girdim. Arkadaşımın yanına geldim. Siz orada siz da onunla görüşmüş olabilirim. Ben evde şiddet görüyorum. Ben Murat'ı seviyorum. Murat'la yaşım dolunca evleneceğim. Sığınma evinde kalacağım. Siz o eve gitmek onu istemiyorum. Öz ve öz Murat'ın kardeşinizin yanında, Murat'la siz, evleneceğim diye neden öyle şeyler söylediniz? Siz bu dediklerinizi peki? Öz ve öz kardeşinizin bana güven verip bana gözdağı verip bana güven vermeden önce düşünecektiniz. Öz ve öz ablasısınız. Ya İsminizi vermek istemiyorum. Olabilirsin. Sen küçük olabilirsin. Senin annen seni şiddet görüp de senin annen Murat'ın ailesini arayıp da benim kızım intihar etti, ilaç içti, kendini öldürmek istedi. Murat'ın değilse, ailesi senin ailen Murat'ın, çünkü sen Murat'ın öz ablasısın. Benim kızım intihar etmişse intihar kayıtları neydi? O zaman peki? Hastaneler araştırmışsın. Murat Ocak'ta intihar etti. Bir belge var mı? Benim kızım öğrenci. Bir dakika, bir saniye, bir dakika. Bir dakika. Lütfen genç kızımız, ben Murat Ocak. Lütfen biraz susar mısın sen de? Bir dakika sus lütfen. Şimdi ismini söylemek istemiyorum. Onu, çünkü daha küçüksün, 16 yaşındasın. Hanımefendi şimdi Ocak ayında geldiğini gittiğini kabul ediyor zaten. Çünkü sevmiş, güvenmiş, İstanbul'a gelmiş. Orada birlikte kalmış. Dolayısıyla bir güven duymuş ama orada şiddet yaşamaya başlayınca dövünce Murat Ocak onu. Çünkü öyle söylüyor genç kızımız. Ya ailesini aramış. Ya evinde var mıymış şiddet gördüğüne dair? Pardon. Tabii ki de var ya. Tabii ki de var. Ben yüzünü gösterme. Dön diğer tarafa. Şubat'ın 22'sinde şikayet ettim. Murat Ocağı uzaklaştırma verilmiş. Nasıl yok ya? Anladığım kadarıyla ablasısınız. Kardeşinize uzaklaştırma raporu, uzaklaştırma kararı verilmiş. Eğer böyle bir şiddet raporu olmazsa zaten verilmez. Adam 6 ay uzaklaştırmadan 5 gün kalacaktı uzaklaştırmadan. Tamam 6 ay uzaklaştırma aldı diyelim. Ben yanından mı şiddet gördüm? Tamam hadi her şey tamam çıktı ablasıyım. Benim kimseden de korkum yok. Sen demedin mi beni arayıp da abla ben Murat'ı çok seviyorum. Murat başka bir kızla berabermiş. Ben ölsem de Murat'ı bırakmam demedin mi sen bana? Söylemedin mi bunları? Ben sana onun başkasıyla olduğunu söyledim. Onu. Ne oldu? Ben onu ona çok sevdiğimi yavrum, de söyledim. Yavrum sen dolandın. Sen dolandın peşinde. Hayır. Ben sana demedim mi? Senin İki gün önce bana mesaj atan sendin. Sen kendi derdine ya Murat başka bir kıza gidiyor diye şimdi burada evet. Yalan söyleme. Sen senin kardeşin bana gözdağı vermeden, güven vermeden önce bunları düşünseydi. Murat bir saniye. Senin kardeşin bana şiddet göstermeden bunları düşünseydi. Peki hayır, kardeşiniz hanımefendi. Hanımefendi. Bir dakika kızım, Hanımefendi siz kardeşiniz neden Murat Ocak belinde silahla, elinde bıçakla oraya gitti ya. Sorusunun yanıtını ben alamadım. Özür dilerim. Bana bunu anlatmanız lazım. Çünkü Murat'ın, biz onu istemedik. Murat'ın bir dakika kızım, bir dakika. Silahı yok. Nasıl? Biz bunu bilmiyoruz. Kendine ait silahı yalan söylemeyin. Yok. Murat'ın kendine ait bir silahı yok. Şimdi emniyette, hanımefendi emniyette oraya geldiği için dolayısıyla biz emniyetle de konuşacağız. Şu anda da yayını mutlaka bir şekilde Ankara Emniyeti de takip ediyordur. Vardır elinde silah ya var mı yok mu bunlar emniyet kayıtlarında elinde vardır. Elinde kuru sıkı bir silah var. Ben diyorum ki size yalan söylüyorsunuz elinde silah yok demiyorum. Bizim bildiğimiz bir silahı yok diyorum. Peki, ben. Peki şu anda ben şunu öğrenebilir miyim? Kardeşiniz nerede? Şu anda nerede kardeşiniz? Kardeşimin nerede olduğunu ben de bilmiyorum. En son orada olaylarda çıktı. Aradık ve zaten kendine ait şahsi şu anda telefonu yok. O kadar iyi biliyorlar telefonu, ki nerede olduğunu. Bir dakika kızım. Sokakta mı dolaşıyor şu anda kardeşiniz ve nerede sokakta olduğunu bilmiyorsunuz? Sokakta dolaşıyorum değil. Yani bir arkadaşımın yanında kalmaya gideceğim diyerek çıktı. Zaten çalışmıyor. Yani bu ara evdeydi. Çalışmıyordu. Bir arkadaşımda kalacağım peki, diyerek çıktı. Elektronik kelepçe takıldıysa eğer, kimi emniyet öyle söylemiş aileye, Bektaş ailesine. Elektronik kelepçe takıldıysa dolayısıyla bir yerde en azından yakınlarının evinde olması lazım. Siz kardeşim. Hayır yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika kızım. Evet söyleyin. Siz söyleyin. Hayır zaten anladım. Böyle bir şey olsa bilgi gelir yani bize yani. Ben şunu merak ediyorum. Değil diye biliyorum. Evet bir de kardeşinizin sabıkası var mı?
Ya savukası yok. İmza atması gerekiyordu. Denetimli serbestlikten yani. Hayır. Yargılandı. Şahısın birden fazla dosyası var. Ve iki gün önce siz bana mesaj attınız ki sen kendi derdine yan, Murat başka kızın yanına gidiyor. Murat başka kızın yanına gidiyorsa siz Murat'ın nereye gittiğini nasıl beni biliyorsunuz? Biliyorsun. Niye peşinde dolanıyorsun güzel ben evladım? Ben onun peşinde dolanmıyorum. Ben onun bana ulaşması için sürekli bütün yolları engellediğime rağmen ben gidiyorum. Seni bırakmayacağım. Tamam, başka madem o benimle görüşmek istemiyor. Benimle görüşmek... Bir dakika. Benimle görüşmek istemeyen bir insan neden benim evime baskına geliyor? Gelmesin neden? O zaman sahip çıkın ona gelmesin. Orası sizin aranızdaki bir şey sonuç. Hayır senin kardeşin ve sen onun yaptığı her şeyi biliyorsun. Şahıs senin kardeşin ve sen onun yaptığı her şeyi biliyorsun. Ne biliyor? Ne biliyor? Ablası ne biliyor? Biliyorum anlatır kızım. Mısın? En fazla ne biliyor? Ablası her şeyini onun anlatıyor. Ben diyor Murat'ın her şeyini biliyorum diyor. Murat benim kardeşim. Murat'ın silah olduğunu biliyor. Sabıkalı olduğunu biliyor. Ama ben iki gün önce öğrendim bunu yemin ederim. Hiç bilmiyordum. İnanmadım ama polis abiler gösterince inandım. Yani ben... yemin etmene gerek yok. Sen bu çocuğu benden iyi tanıyorsun ve her şeyin olduğunu bile bile... Kendini o kadar iyi tanıttı ki bana. Ben bana... Murat'ı her şeyle kabul ediyorum. Ben onu düzelteceğim. Ben onu adam edeceğim deyip de ailemin senin yaşı küçük olup kabul etmediğini de ben biliyorum. Ha, sen öyle mi? Çıkıp yalan yanlış konuşuyorsun. Bir saniye. Hanımefendi. Yalan yanlış konuşmuyorum. Bir dakika, yalan kızım, yanlış konuşsam ben buralara gelmem. Bir saniye. Orhan Bey bir şey söyleyecek. Hanımefendi kardeş olarak tabii savunma yapıyorsunuz haliyle hak veriyorum da. Kızımız da diyor, demiş ya size işte ben bunu düzelteceğim. Adam edeceğim falan demiş. Bunu sizin yapmanız lazım biliyor musunuz? Demedim eğer şu anda biz hanımefendi bir saniye bitirebilir. Bir durum yok beyefendi. Bakın yani ben size bir şey söyleyeyim. Ben çılgın yaşayan bir insan. Ama ben işte Murat'la bakın, evlenmek istiyorum. Ben ona her şekilde bakın, yani ben onun her şekilde arkasındayım diye. Aile olarak. Ne demek? Bir dakika Orhan Bey ben şunu anlamadım Allah aşkına. Çılgın yaşamak ne demek? Çılgın. Yani genç olabilir yani. Ama birine bağlı anlat. Hanımefendi genç kızımız 16 yaşında. Lütfen suç işlemeyin, ismini söylemeyin. Bu bir suç, madem ismini söylüyorsunuz. Madem ki benim kızım demiş ki ben onu düzeltiyorum, gelmek istiyorum. Neden engel olmadınız kızımın yaşı küçük? Niçin Murat'a gelme demediniz? Senin kardeşin bana göndermeden önce düşünseydi ben de gelmeseydim. Ben istemeyen bir insan hayatında kızımın ben kızımı yollamam. Kamera kayıtları her şey ortada. Bunlar yapmayın. Benim kızımı siz kandırdınız götürdünüz. Bile değil. Ben ona inandım. Senin kardeşin bana... Ay ne kadar kardeşin güzel ya. Benim gözümü boyamadan... İstanbul'a gidiyorum senin anne. Senin kardeşin bana hanımefendi bir saniye. Bir dakika. Yalan söyleme. Kardeşini savunma. Hayır hanımefendi şunu merak ediyorum. Bir genç kıza diyorsunuz ki 16 yaşında daha. Bakın sizin kardeşiniz 26 yaşında. Genç kız 16 yaşında. Neden İstanbul'a geldin diyorsunuz? İnsan kardeşine demez mi? Madem istemiyor seni o zaman niçin Ankara'ya gidiyorsun? Ve bir insan... Gitme or... Bir dakika lütfen. Gitme oraya insan demez mi Allah aşkına ya? Biz Ankara'ya gittiğinden haberimiz yok ve biz Murat'a o olaydan sonra ulaşamadık zaten. Hayır, polisler... Bize ulaşıyorsunuz. Ben polislerle konuştum. Şahıs ayın 18'inde... İki gün önce mesaj atıyorsun başka anne, kıza gitti derdine anne, ya. Anne bir dakika. Şahıs babasının parasını çekmiş. Babasının gittiğinden muhtemelen haberi vardır. Ayrıca hayatında başka biri olsun ben ondan kurtulayım ve bu umrum dışı umrumda bile değil... Ve bu şahsın hayatında biri varsa neden benim peşimde o zaman gelmesin? Ve bu yaptıklarından her şeyi öncesi bana gözdağı vermeden, gözümü boyamadan ve kendine güven vermeden önce düşünseydi. Evet hanımefendi siz diyorsunuz ki Bektaş ailesinin korkmasına gerek yok. Benim kardeşim oraya gitmeyecek. Onlar benim kardeşimi bu şekilde baskı yapıyorlar. O zaman senin korkacak. Kardeşin... Bir saniye korkacak bir şey yok o zaman. Oh ne güzel. Aynen, yani. Aile niye böyle çıkıp ben bu garantiyi veriyorum. 80 milyonun önüne insan çıkıp peki, yok. Bir şey söyleyeyim. Kardeşim karıncaya zarar vermiş bir insan değil. Emin olun ki onlar evet, o kadar arayıp da çocuğa tehdit edip baskı yaptıkları için neden yapmış olabilir? Belli o yüzden polisi bıçaklamıyor. Beni tehdit edeni tehdit edeni. Arkası var yaralamadan. Benim canımı yakanın canımı yakması için çabalarım bu bir. İkincisi. Bir saniye. Ben şunu merak ediyorum ya Allah aşkına lütfen. Yani sizin çocuğunuz var mı yok mu merak ediyorum. İnsan var mı çocuğunuz? Önce onu öğrenin hanımefendi. Evet var iki tane çocuğum var. Kızınız var mı kızınız Allah bağışlasın?
Var tabii ki. Tamam. Şimdi ben şunu merak ediyorum. İnsan 80 milyonun önüne çıkıp bir canlı yayında, bir reality show'da kalkıp biz bu insandan kurtulmak, yani insan istediği biri için kalkıp 80 milyonun peki önünde konuşmak, bir dakika kızım, büyük bir medeni cesaret ister. Herkes bunu yapamaz. Ben dolayısıyla annesini ve kızını tebrik ediyorum. Siz kalkıp bazı hatalar yapmış olabilir kızımız. İstanbul'a gelmek istemiş olabilir. Ama sonuçta bana şunu hala yanıtını siz bana vermiyorsunuz. Diyorsunuz ki sen neden İstanbul'a geldin? Şey anladım da senin o zaman kardeşin neden Ankara'ya gitti? Neden o evi 3 defa gidip onlarla beraber olmak istedi? İnsan başkasıyla beraberse gitmez ki oraya. Aile korktuğunu söylüyor. Korku duygusu başka bir şeydir. Siz hiç korktunuz mu birinden, birilerinden? Biz Murat'ı evimize çağırsaydık, kendi rızamızla Murat'ı evimize çağırsaydık. İstemiyorum. Biz bu şansı ben kardeşimin oraya gittiğinden haberim yok. Tamam, ya biz Murat'ı çağırsak polisi aramayız. Yani biz kendi çağırdığımız bir insana neden polisi arayalım? Ben arkadaşımdan öğrendim. Aramış birkaç kez bu aile, kardeşimi tehdit etmiş. Sen başka kızla olamazsın. O kızı da öldürürüz seni de diye tehdit alakası etmişler. Yok. O zaman ben arama kayıtları görüşemezsen seni öldürürüm. Ne bana arama kayıtlarını getirsinler. Bir dakika. Ya istediği kadar bir şey söyleyeceğim. Yani biz bir şey söylesin. Hanımefendi. Hanımefendi. Doktor Bey hanımefendi. Mehmet Bey bir şey söyleyeceğim. Lütfen, bir başından beri ben öyle bir olay anlatıyorsunuz ki bize. Evet. 15 yaşında olan, şu an için 16 yaşında olan genç bir kızımız 26 yaşındaki kardeşinize öyle bir tehdit etmiş ki kardeşini sokağa çıkmaya korkar hale gelmiş pozisyonunu veriyorsunuz. İnsanın aklına şu yazık geliyor. Yazık kardeşinize. Peki gerçekten hanımefendi, polise gitmeyi hiç düşündünüz mü? Bizi tehdit ediyor diye. Güzel, evet. Gittiniz ya mi? Biz oraya geldikten sonra zaten beyefendi öğrendik bunun tehdit alıp da oraya gittiğini. Hanımefendi 26 yaşındaki bir insan polise gitmeyi düşünür mü düşünmez? Sen kardeşinin cezaevine girdiğini kendin öğrenmemiş miydin? Kardeşini her yerde arıyordun. Şimdi buradan neden saklıyorsun bunları? Ben ne kendi evime kendi rızamla çağırdığım bir insana. Evime gelirse polisi aramam. Ben bu kadar sana değilim. Cezaevindeki olayı yok ki benim kardeşim. Kendi rızamla evime çağırdığım bir insanın da kapının önünde... Bu arada vallahi hanımefendi, kardeşiniz yani o sırada polis geldiği için olay yerine, polise de karşı koymuş, polise de bir arbede yaşamış, orada da bir olay çıkarmış kolay kolay. Yani insan tehdit edildiği yere eğer tehdit alıyorsa bir kişi, denetimi serbestlikle de serbest bırakılıyorsa insan polise gider, der ki ben böyle böyle başıma bir şey geldi. 16 yaşında bir genç kız, ben 26 yaşındayım, beni tehdit ediyor, benimle beraber olmak istiyor. Ben onu istemiyorum, lütfen kurtulayım der. İnsan evine gidiyorum istiyorum deyip eve baskın yapıyor. Evet ya, benim mantığım almıyor. Onu istiyormuşuz gibi gösteriyor. Yani kardeşinizi koruyabilirsiniz, ben onu anlıyorum. Ama ne olur biraz da aileyi suçlamak yerine... Hayır, ben kardeşimi kaybetmeye gelemiyor. Evet, o bana o kadar çok gözden vermedi. Ben ona çok güvendim. Ben onun için okuluma bile bıraktım. Dedim ki bak, dışarı bile çıkmadım. Küçük dedim. Şu anda gelsen de biz seni kabul edemeyiz. Ben bunları başka bir kıza gideceğini biliyorum. Ben yaptıklarımı saklamıyorum. Sen 2 gün önce bana mesaj geldiğini bilmiyorum. 1 dakika tekrardan sana söylüyorum. 2 gün önce sen kendi derdine yan. Murat başka bir kıza gidiyor diyorsun. Nereye gittiğini neden bilmiyorsun? Başka kıza gidiyorsa sen biliyorsundur hangi kıza gittiğini, şimdi burada yalan söyleme. O zaman Murat'ın Ankara'ya gelişini de biliyor. Bizi öldürmek istediğini madem de biliyor. Madem o şahıs bizi istemiyor, niye gelip evi basıyor? Neden biz onu istemedikçe kendisini biz istiyormuşuz gibi gösteriyor? Yapmasın bunu, eve gelmesin. Hayatında başka biri olan bir insan gelmesin. Tamam, bir de ablayı dinleyelim. Hanımefendi buyurun. Korkuyorum çünkü tehlikeli bu şahıs bu. Korkulacak bir şey yok deme. Senin de amacın beni öldürtmek sırf kardeşini. Bak, kardeşim, ben kardeşimin böyle bir şey yaptığını onaylamıyorum. Ben kardeşime ulaşsaydım kızım, zaten kendi ellerimle verirdim. Tamam. Ben kardeşimin böyle bir şey yaptığını onaylamıyorum. Didem Hanım'ın dediği gibi benim de bir kız evladım var. Hı-hı. Ben seninle kızım, sen beni aradın, biz seninle ne konuştuk? Ben sana demedim mi? Bak kızım, çok istiyorsun Murat'ı ama senin yaşın küçük. Yapma demedim mi ben sana? Hayır. Ben Murat'a şey dedim, çok yaşın büyüsün demiştim. Dedim. Otururuz konuşuruz dedim. Sen bir kızsın, ben de bir kızım, ben de bir anneyim. Ben her zaman senin arkanda olmadım mı? Sana söylemedim mi? Kızım senin yaşın küçük, bak şu anda dedim kanınız. Yani sen küçüksün, yaşın büyüsün, 18 yaşında gel, ailelerinizin rızası olursa bir şekilde bir iş olur. Ama ne olursunuz birazcık bu işe bir ara verin. Sürekli birbirinizi arıyorsunuz dedim. Sürekli birbirinizi seni seviyorum diyorsunuz. Bu işler böyle olmuyor. Yaşın büyük olmasını bekledemedin mi? Ben şahısla tartıştıktan sonra...
sonra bana bütün ulaşım yollarını kapattıkça eve geldik. Bu arada peki şunu neden? Anladım. Bu arada bunlar karşılıklı iddialar tabii ki. Yani iddialar sonucunda yani emniyet bu işin içerisinde olacak. Yargı bu işin içerisinde olacak. Polisler gördü karşılıklı zaten iddialar. Ne yaptığını, biz karşı nasıl iki tarafı dinliyoruz. Neler olduğunu. Ben hep şunu söylüyorum bu yayınlarda başından bu yana. Biz yargı mensubu değiliz. Biz emniyet mensubu değiliz. Biz savcı değiliz. Biz sadece gerçeklerin ortaya çıkması için aracıyız. Onu da ısrarlı belirteyim. Peki o zaman var mı son sözünüz hanımefendi kardeşinizle ilgili? Yok. Nerede yani kardeşiniz? Bu işin nerede? Böyle olmasını baştan beri. Siz kardeşinize... Gerçekten. Kardeşinizin nerede olduğunuzu biliyorsunuz. Siz şöyle yapalım mı? Aile şu anda, aile diyor ki ben korkuyorum. Dolayısıyla siz de kardeşinize ulaşmaya çalışın. En azından can güvenliğinden endişe ediyorlar. Ama kardeşime ulaşabileceğim hiçbir numara yok. Peki ben benim kardeşim olsa nerede olduğunu merak ederim. Neden? Senin anneniz, babanız, kardeşiniz yani nerede olduğunu nasıl bilmezsiniz? Bir ulaşın ona, olur mu? Senin kardeşin dün sosyal medya hesaplarında aktifleşmiş. Biz burası da dinlemek isteriz tabii ki ama siz önce bir kardeşinize ulaşın, bir konuşun. Her size... yerden takip ediyorsun sen onu, her yerden ekli sende. Sen neden ekli nereye olabilir, gittiğini bilmiyorsun. Her yerden ekli diye bana yazmadı. Bana yazmadı ki ben kardeşim sürekli canım. İki tane çocuğum var benim. Ben sürekli sosyal medyada gezen bir insan değilim. Siz sürekli sürekli Murat'la iletişimdesin ve ne yaptığını biliyorsun. Değilim. Ona ne demeli? Hanımefendi siz kardeşinizin hayatından endişe etmiyor musunuz? Nerede bu çocuk? Ne yapıyor? İki gün önce başka bir kıza gideceğini biliyorsun. Emine biliyorsun, nerede olduğunu saklama, da biliyorsun. Saklama, beni de delirtme. Ne olursun biliyorsun ya. Başka kadına gideceğini biliyorsun. Ya sen delirebilirsin. Sen şu anda niye beni tehdit eder gibi konuşuyorsun? Mesaj atıyorsun. Tehdit eder başka gibi konuşmak benim hakkım biliyorsun. O zaman ama nerede olduğunu da biliyorsun. Ama siz bana mesaj attınız, dediniz ben ki başka bir kadına gidecek. Ama yani kardeşinin... Ben neden söylemeyeyim ki ya? Kardeşinin başka bir kadına... Gideceğini bilen bir insan kardeşinin yerini bilmez evet, mi? Sen ona hangi akım atık giriyor? Haberlere verince ben de sinirlendim. Seni kızdırmak amaçlı söyledim. Oldu ne mu? Hakkım var sen benim kızımı kızdırıyorsun? Ne hakkım var çocuğumun psikolojisini ya bana ne? Konuşmaya? Hayatına birini alsın da ben ondan kurtulayım. Sen bana ne? Bana ne? Psikolojisini bozan tamam. Sensin. Murat'la, ondan kurtulmak isteyen benim ben. Kızım seni çok istiyor. Tamam. Kendini öldürmek istedi. İnşallah seni savunma. Tamam. Kendimi onun tehditlerinden dolayı hanımefendi, öldürmek istemiş olabilirim. Siz bir kardeşinize ulaşın. Tamam. Sakin ol. Sakin olur musun lütfen? Sakin ol. Tamam. Tamam. Bakın sakin. Kızımı kızdırmak için koca kadar. Tamam çocuk. Tamam. Sakin ol. Mesaj atıyor. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Yazık günah değil mi benim evladımın bu kadar psikolojisini tamam. bozuyorlar? Tamam. Peki sakin ol. Biz hanımefendi kardeşinizle de eğer buraya gelecekseniz sizin de medeni cesaretiniz varsa sizi de ağırlamak isteriz.